Evet, kafa yapımıyla devam ediyoruz. Şu şekilde ipimi alıyorum. Orta parmağıma doluyorum. Şuradan şu şekilde bir tane sık iğne yaptım ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çektim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şuradaki ipi asılttırıyorum. Tepesine, ilk ilmeğin tepesine batıyorum. Şu şekilde. Şöyle herhangi bir ip kestim. Yine yer belirlemek için. Şimdi burada 6 tane ilmeğimiz var. Hepsinin içine ikişer tane sık iğne batarak artırma yapmış olacağız. 12 tane sık iğneye ulaşacağız. 1 artırdım. 2 artırdım. Aynı ilmeğe 2 tane batarak artırmamızı yapmış oluyoruz. 3 artırdım. 4 artırdım. 5. artırmam. Ve burada bir ilmeğim kaldı. Ona da 6. artırmamı yapıyorum. Evet, bütün ilmeklerime ikişer tane sık iğnemi yaptım. 12 tane sık iğnem oldu. Yeni sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir tek bir artırma yapıyoruz. 6 defa. Elimizde 18 sık iğne olacak. Bir artırma. Bir tek. Bir artırma. Bir tek. Bir artırma. Her sırada bir ilmek artarak gidecek. Şimdi burada bir tek bir artırma yapıyoruz. Diğer sırada iki tek bir artırmayla örgümüze devam etmiş olacağız. Evet, şu an 18 sık iğnemiz var. Bir sonraki sıraya geçtik. 1 2 sık iğne ve 1 artır. 1 2 sık iğne 1 artır. Evet, sıra sonuna kadar artırmamızı yapıyoruz. Her sırada 6'şer defa artırma yapıyoruz. 2 tek 1 artır. Elimizde 24 tane sık iğnemiz olacak şu an. Evet, çok uzatmak istemiyorum. Her sırada söylediğim gibi bir ilmek artarak gidecek. Elimde sıcaklardan. Şimdi bu sırada da 3 tek bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 tek bir artırma. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Elimizde 30 tane sık iğne olacak. Sonraki sırada 4 tek bir artırma. Bir sonrakinde 5 tek bir artırma. 6, 7, 8 ve en son 9 tek bir artırmaya kadar artırmamızı yapıyoruz. Elimizde 66 sık iğnemiz oluyor. Bu 66 sık iğne ile de 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyoruz. Eksiltmelere geçip kafamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet, ben ördüm. Yalnız şöyle bir şey var. 9 tek bir artıra kadar artıralım. 18 sırada düz örelim demiştim. Ama bana biraz küçük olacak gibi geldi. O yüzden 10 tek bir artır yaptım. Yani elimde 72 sık iğne oldu. Bu 72 sık iğne ile de 20 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Tekrar edeyim. 10 tek bir artırma sırasına kadar artırmamı yaptım. Ve 20 sıra düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi eksiltmelerle devam ediyorum. Örgüme 10 tek bir artıra kadar artırdığımız için 10 tek bir eksiltle devam ediyoruz. Artık eksiltmeleri yaparak kafamızı kapatacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradan ve buradan ikisini bir alarak eksiltmemi yapıyorum. Toplamda 6 defa eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 tek, bir tane eksiltme. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, ilk sıramı bu şekilde bitirdim. 10 tek bir eksiltme olarak. Şimdi 9 tek bir eksiltme yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek bir eksilt. Şimdi aslında videoyu uzatmaya gerek yok. Her sırada artırmalarda her sırada bir ilmek artırarak gidiyorduk. Eksiltmelerde de her sırada bir ilmek eksilterek gidiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek bir eksilt. Bir önceki sırada 10 tek bir eksilt yapmıştık. Bu sırada 9 tek bir eksilt. Sonrasında 8 tek bir eksilt, 7 tek bir eksilt, 6, 5, 4, 3, en son 2 tek bir eksilt sırasına kadar örüyoruz. Elimizde 18 sık iğne kalıyor. Bu şekilde kafamızı bitirmiş oluyoruz. 5 tek bir eksilt sırasında ben içini elyafla doldurmaya başlıyorum. O şekilde 5 tek bir eksilt sırasında içinde elyafla doldurmaya başlayalım. Sonrasında her eksiltme sırasında biraz daha sıkı doldurup kafamızı tamamlayalım. Evet, 5 tek bir eksiltme sıramı da ördüm. Devam edeceğim örmeye ama ben dediğim gibi burada içini elyafla doldurmaya başlıyorum. Olabildiğince sıkı dolduralım. Şimdi bu kadar yeter. Diğer sıramızı örelim. 4 tek bir eksilt. Sonra yine biraz daha dolduralım. 2 tek bir eksilte kadar örelim. Hem örelim hem dolduralım. Her sırada biraz daha dolduralım. Kafamı bitirip geliyorum. Evet, en son 2 tek bir eksilt sıramı da yaptım. Şu şekilde şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Gövdeye dikebilmek için. Şu şekilde. Evet, şöyle elyafla doldurabilecek yerler var. Seni doldururuz, sıkılaştırabiliriz. Şimdi gözler için keçe keseceğiz. Devam edeceğiz. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi daha önce tarifimi öğrenenler olduysa bilirler. Ben genelde gözlerimi keçeden kesip yapıyorum. Şu şekilde. İlk defa şu şekilde bir yapıştırıcı kullanacağım. Normalde sıcak silikon kullanıyordum. Ama yapıştırıyormuş. Keçe içinmiş, ip içinmiş. Deneyeceğim bunu. Şu şekilde. Yapıştırıyorum. 404 gibi de kokuyor. O gibi bir şey galiba. Evet, şimdi bunları nasıl kestiğimi göstereceğim ama. Hemen geliyorum. Evet, kenara taşan yapıştırıcıyı sildim. Şimdi siyah gözümü de alıyorum. Demek biraz az sıkmak gerekiyor. En sonda şöyle küçük bir parçayı bu şekilde yapıştırıyorum. Diğer kısmını da yapıştırıp geliyorum. Çünkü videoyla biraz zor oluyor. Diğer tarafı da yapıştırıp geliyorum. Diğer gözü. Evet, ikinci gözümü de ben yapıştırdım. Geldim. Gözler arasında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek var. İki göz arasında.
Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği kaplayacak şekilde kesmişim. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine de merak edecek olursanız diye söyledim. Şu şekilde keçilerin birazcık sert olmasını tavsiye ederim. Daha rahat oluyor. Şöyle bir parça kestim. Evet, küçük makasla kesemedim. O yüzden büyük makası şey yaptım, tercih ettim. Şimdi şöyle şu şekilde döndürerek kesiyorum. Şurayı biraz düz yaptım. Ön kısmı. Geri tarafı yine oval bir şekilde. Arka taraf birazcık şöyle sivri oldu. Ön taraf daha böyle dik oldu. Şu yamuk olan yerleri düzeltebiliriz. Göstermek amacıyla. Şu şekilde bakarsanız gözümüz bu şekilde kestim. Diğerlerini de yeşil yuvarlak kestim içine. O yapılabilir diye düşünüyorum. Göstermeye gerek yok. Sonrasında bir tık siyah küçücük bir de beyazlar göz ışıkları olarak kestim. Şimdi devam edeceğiz. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. İğneme ten rengi bir ip taktım. Ucuna da düğüm attım. Şimdi burun ve ağız yapacağız. Şöyle yandan herhangi bir yerden giriyorum. Şöyle bir ayarlamak lazım. İki. İki de şuradan ayırsak. Arada dört kalıyor. Şöyle. Üç. Dört. İlmeği yapacağım ben. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bakalım yamukluk olacak mı? Yok. Şimdi buradan batıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Buradan batıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Bunu birkaç defa devam ettiriyorum. Sayısının önemi yok ama merak ederseniz dördüncü oldu. Tam yuvarlak bir burun olsun diye, yani düzenli bir burun olsun diye ipimi bir buradan bir de şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha iyi olur gibi geldi. Evet. Şimdi son kez şöyle batıyorum. Aşağı doğru ineceğim. Birazcık büyük sanki nanenin. Bu da aşina değilim ama. Evet. Şöyle indim. Arkaya doğru düz yapsaymışım iyi olurmuş. Arka biraz daha sık olmuş. Yan tarafına hemen batıyorum. Aradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek falan bırakalım. Şöyle şuraya ısıttırıyorum. Buraya batıyorum. Şimdilik şöyle bir yerden çıkalım. Bakacağım, ona göre ayarlamaya çalışacağım. Evet. Şöyle çekiştiriyorum. Şu girdiğimiz yerden şuraya bir daha çıkalım. Bu çıkacak ama. Dibine bir daha batalım. Daha sık olabilmesi için. Şöyle. Arkadan çıkıyorum. Fark etmez nereye çıktığınız çok da. Evet. Şu gülen ifadeyi verebilmek için uğraşıyoruz şu an. Evet.
Şimdi arkadan çıkmıştık. Herhangi bir yerden arkadan giriyorum yeniden. Yine bayağı büyük. Şu tuzağı yaptığım yere geleceğim. Şuraya çıkacağım. Evet, bu şekilde. Şuradan çıktım. Buraya giriyorum. Tekrar şuradan çıkıyorum. Bir kez daha yapalım. Belirgin olsun. Bakacağım üçüncü yaparsam garip durur mu diye. Durmuyorsa üçüncüyü de yapalım. Bakalım. Şöyle ten rengi olduğu için dudağı belirgin olsun. Üçüncü de şöyle yapalım. Evet. Arkadan çıktım. Şu şekilde. Arkadan düğümümü atacağım. Evet, iğnem çıkmıştı. Arkadan çıktığım yerden şu şekilde batıyorum. İçinden geçirip düğüm atıyorum. Aynı yerden batıyorum. Herhangi bir yere çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. İpim kaçmasın, bir sıkıntı olmasın diye. Evet, şimdi pek naneye benzemiyor. Ama saçlar vesaire girince daha iyi olacağına inanıyorum. Evet, şimdi kaşımızı yapacağız. Lacivert bir ip taktım. İğneme. Şöyle şuralardan bir yerlerden çıkalım. Düğüm attım. Yine. Şöyle. Altı ilmek falan. Bir tık böyle aşağıya batalım. Hemen halledeceğiz. Evet, ipimi şuraya batmıştım. Bir tık aşağıya aldım. Buradan bu tarafa batıyorum. Birazcık kaşı bu şekilde çünkü. Şöyle. Evet. Yine ikinci defa yapıyorum. Bakacağım üçüncüye gerek var mı? Onu da yapalım. Hatta üçüncü şöyle yapalım. Buraya batıyoruz. Karşıya geçelim. Şu şekilde. Surat en çok oyalayan kısım örgüde bence. 3, 4, 5'inciye battım sanırım. 2, 3, 5, 6 galiba. Şöyle bir yapalım. Bir tık aşağısına batıyorum. 6 ilmek sonra. Ve buradan. Evet, sanırım 6. Doğru. Tekrar. Bir de şey fark ettim. Gözünün altında böyle ten rengi gidilmesi gerekiyor gibi fark ettim. Onu şimdi bir deneyelim. Olursa, düzgün durursa o şekilde nane de normalde olduğu gibi yapalım. Durmazsa evet, şöyle dursun. Yine buradan şöyle, buraya saç geleceği için sorun değil ipin görünmesi. Buradan şu şekilde düğümümü atıyorum. Batıyorum böyle. Aynı yerden. Herhangi başka bir yerden çıkıyorum. İpimi kestim. Şimdi dediğim şeyi denemek için şöyle azıcık kalınlaştıralım bir tık. İğneme ten rengi takıp geleceğim. Evet. Ben bu tarafı yaptım. Denemek amaçlı. Şurayı da birlikte yapalım. Zaten ikisi de birebir aynı. Bunun için buraya battım. Şuraya doğru çıktım. O şekilde hallettim. Bunu göstereceğim zaten.
Sonra ipimi buraya çıkarttım. Şu dibinden şu kısma batıyorum. Şöyle şu tarafa doğru çıkalım ki, çünkü baş tarafa çok yüklenmeyeceğiz. Tekrar şuradan şu son kısma geliyorum. Şöyle birkaç ilmek öteye batıyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Böyle. Doğru bir çıkarayım, yoksa bozuk olacak. Evet. Bu böyle, bu böyle ve tekrar, hatta bir tık öne yapabilirmişiz onu. Evet, şimdi orayı ben çıkardım. Şu bir tık öne doğru batayım diye batıyorum. Şöyle çıktım. Tekrar getiriyorum. Tekrar buraya batıyorum. Şu şekilde. Gözümüz bir tık. Evet. Şu biraz asılalım, sık olsun. Gözün çok yukarısında durmasın, aykırı durmasın. Evet, şimdi bir tane bir tekrar buraya battım. Herhangi bir yere çıkıyorum tekrardan. Ve gösterdiğim gibi düğümümü atıyorum. Şöyle bakalım. Evet. Gösterdiğim gibi düğümümü atıyorum. İpimi koparıyorum. Şöyle bozuk olduğuna inandığım yerler olduğu zaman iğnemle düzeltebilirim. Şu şekilde. Evet, sanki böyle biraz daha naneye benzedi. Evet, ipimizi keselim. Yüzümüzde şu an için bir detay yok. Eğer bir allık sürersek allık sürebiliriz. Yanakları biraz pembemsi olsun diye. Hatta şöyle şu şekil. Düğümümü attım. Aynı yere batıyorum. Herhangi bir yere çıkarak ipimi kestim. Evet. Şu şekilde. Biraz daha naneye benzedi sanki suratı. Devam edeceğiz. Evet, şu şekilde. Açık bir ton. Evet. Şu şekilde. Allıklarını da yaktık. Saç yapımıyla devam edeceğiz. Nanemiz tam bir nane olacak.